Sen dedin. Anneni dinle dedin. Sonuç bu. Kötülüğünü düşündüğünden değil herhalde. Ne yapsın kadıncağız? Başına bir şey gelmesin diye mecburen bu kararı boyun eğmiş. Hiç de boyun eğmiş gibi durmuyordu. Benim de üzüldüğüm şey bu zaten. Herkes benden vazgeçmiş gibiydi. Olur mu canım öyle şey? Ne bileyim. Dün sizi öyle görünce bir özendim. Benim de sıcak bir ailem olur mu diye düşündüm. Tam bunu konuşurken bana git demeleri biraz canımı acıttı yani. Zeynep, gitmek istemiyorsan gitme. Ne diyeceğim de kalacağım Ali İbrahim? Zeynep Leto olarak artık beni burada barındırmazlar. Kalırsam faturası ağır olur. Soyadını mı değiştirsen acaba? Benimle evlenirsen olur. Anlamadım. Yani sen benimle evlenirsen kimse senin karına git buradan diyemez mesela. Ama tabii senden böyle bir şey isteyemem. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Ha Şota, gel oğlum gel. Gel sen de otur. Yetiştin gel. Ne yaptın? Zeynep'i bırakabildin mi havaalanına? Yok, bırakamadım. Ne demek bırakamadım? Sizin de bildiğiniz üzere yemektelerdi Fikret Bey. Ondan sonra olanlar oldu. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Anlatsana. Söylesene. Gizemli gizemli konuşuyorsun. Halil İbrahim Zeynep Hanım'a evlenme teklif etmiş. Zeynep Hanım da kabul etmiş. Sonra el ele arabaya binip gittiler. Ya ne evlenme teklifi, ne Halil İbrahim'i? Ne diyorsun? Ne diyor bu Fikret? Rıza. Tabakları uzatsana sen. Getir. Afiyet olsun.
Gel oğlum, gel Turan. Turan geldiniz mi? Ha, geldik. Gerçi yemekten geldiniz ama bir şeyler hazırlayayım mı size? Ha, yok, yok hatun, sağ ol. Cemal, Sıtkı, siz kapıya geçin. Siz de yemeğinizi bitirdiyseniz gelin, konuşulacak şeyler var. Hayırdır Turan? Beklenmedik bir hayır diyelim dayı. Haydi. Birbirinize sağlık, ellerinize sağlık. Acaba Muzaffer Baba ile Fatma anneye daha sonra mı söylesek? Ne kadar sonra Zeynep? Evde kim dilini ne kadar tutabilir ki? Gelin, gelin. Gel. Ula Turan, sen söyledin mi yoksa herkese? Ula kendileri dururken ben niye bir şey söyleyeyim Osman? Zeynep, senin için gidecek demişlerdi. Gitmedim. Uçağı mı kaçırdın? Yok. Vazgeçtim aslında. Hayırlısı olsun kızım. Hayırlısı oldu Muzaffer Baba. Biz Zeynep'le evlenmeye karar verdik. Anlamadım. Zeynep'in ailesi, soyadın Let olduğu müddetçe buralarda yaşayamazsın demiş. Bir nevi sürgün yani. Benim de gönlüm buna el vermedi. Gel bizim yanımızda kal. Bizimle beraber ol. Eğer soyadın Karasu olursa kimse sana git de diyemez, kimse sana zarar da veremez dedim. Gitmediğime bu kadar üzüleceğinizi düşünmemiştim. Yok kızım. Üzülmek değil de sevindik tabii. De şaşırdık biraz. Bırakın evlenmeyi. Biz sizin aranızda bir şey olduğunu bile bilmiyorduk. Bizim aramızdaki şey arkadaşlığa, dostluğa dair bir şey. Ben bir haksızlığa uğradığım için Halil İbrahim de her zamanki tavrını gösterdi aslında. Zeynep benim için ailesini karşısına aldı. Ben de onu ailemize aldım. Fikret. Zeynep'in bu adamla yemek yemesine nasıl müsaade ettin ya? Son kez arkadaşlarıyla vedalaşsın istedim baba. Aklı kalmasın istedim. Ben müsaade etmesem arkamdan iş çevirecek. Gidecek kendi başına görüşecekti zaten biliyorum. Ne diyeceğiz şimdi millet? Bu ailede arkadan iş çeviren bir tek ben değilmişim dersin Ayşe. Ha? Derim Fikret. Peki sen ne diyeceksin? Kimden bahsediyoruz? Zeynep'ten. O kim? Ne demek o kim? Böyle biri yok anne. Ben ona dedim. Çek vur beni, bitsin bu iş dedim. Böyle arkamdan vuracağını düşünmemiştim ama. O yüzden bu saatten sonra benim öyle bir kız kardeşim yok. Ha. Abi olur mu şey? Ablam o benim. Olur! Bu konuda kimsenin fikrine de ihtiyacım yok. Rızvan Bey, sen de oğlun gibi mi düşünüyorsun? Ben de oğlun gibi düşünüyorum. Ama o abisi, neticede ben babasıyım. Yani? Yani her baba çocuğunun mutluluğunu ister. O kadar öfkeli değilsin yani. Öfkeli değilim Nedim'e. Çok üzgünüm, çok. Haklısın, haklısın Rızvan Bey. Ama sen bunun olurunu vermiştin zaten. Tabii şekli bu değil, tabii. Bu değildi. Ama damadımız da olabilir demiştin.
ben adam hasmımız olmasın, damadımız olsun demiştim. Halil İbrahim hem hasmımız oldu hem de damadımız oldu. Şimdi bana bir söyleyin bakalım. Siz ikiniz aynı odada mı kalacaksınız? Hayır tabii ki. İyi. Zeynep, seni benim yanımdaki odaya alıyorum. Gece bir kapı gıcırtısı falan duyarsam... yemin ederim tüfekle çıkıp vururum Ali İbrahim'i. Müsaadenizle ben de gideyim, evdeki bütün kapıları yağlayayım. Allah korusun, bir kapı gıcısı duyar, birini vurur Sema şimdi değil mi? Deme lazım. Hadi eyvallah. Neyi? Söyle yeğenim. Muhtarlar resmi nikah kıyabiliyormuş. Doğrudur, kıyabilir. Sen yarın bir tane ayarlarsın. Tamam, ayarlarım. Zeynep, bence Sema sana değil, Halil İbrahim'e tavır aldı. Bana niye tavır yapsın Osman'ım? Niye olacak kardeşim? Yasemin'in yakın arkadaşı sonuçta. Kabul etmesi zor. Yok, bence öyle değil. Asıl Sema, Turan'la evlenmeden sen ikinciye evleniyorsun diye bozulmuştur. Maşallah, ağzından bal damlıyor Osman'ım. Verdim de, bal ki ne bal, deli bal. Kalk da kalk hadi. İnsanlar baş başa kalsınlar, konuşsunlar. Yarın belli ki her yerde kıyamet kopacak. Buna kızı teselli etmek için söyledim Temel. Sen önce kendini teselli et Osman'ım. Tamam, hadi kardeşim gel. Halil İbrahim, eğer söylediklerinden pişmansan vazgeçebilirsin. En yakınlarımız bile çok tepki gösterdi bu konuya. Zeynep. Zeynep. İnsanlar olayı anlamaya çalışıyorlar. Vazgeçecek bir şey yok. Ben buradaki insanları çok seviyorum gerçekten. Herkesi ayrı ayrı. Yani kimsenin huzurunu kaçırmak istemem. Emin ol, onlar da seni çok seviyorlar. Seninle biraz daha zaman geçirdikçe daha da çok sevecekler. Ben eminim. Onlara inanamayacaksın Eda Nur. Ne olmuş? Ablam Halil İbrahim'le evleniyormuş. Nasıl yani? Anlamadım. Babam Leto olarak burada yaşayamazsın. Amerika'ya çek git demiş. Halil İbrahim de kal gitme demiş. Evlilik teklifi etmiş. Zeynep ne demiş? Ne diyecek, evet demiş. Gitmiş Halil İbrahim'in evine yerleşmiş. Sen niye buna bu kadar sevindin acaba? De ablam böyle beklenmedik bir şekilde sevdiğine kavuşabiliyorsa... ben de kavuşabilirim. Ah Leyla. Tamam, sizin babalarınız aynı ama anneleriniz çok farklı. Ne oldu? Yolli yolli dedikçe böyle zıpsı zıplaydın. Ha? Ne oldu? Karım da karım. Şşt. Teyze. En acı gününde ben sana böyle mi ettim de? Ne acılı günüymüş? Bugün benim en acılı günüm. O Halil İbrahim ne yaptı, etti. Zeynep'in bana olan öfkesinden faydalandı, kandırdı kızı. Allah belanı versin diyeceğim de zaten vermiş, daha ne verecek, daha ne verecek? Zuhal, sen ne yaptın? İki kere attın da bir kere mi tuttun bunu? Ne oldu, bu kafasının üstüne mi düştü? Düşmanımızla evlenmek nedir ya? Levent abi. Vallahi bu işi temizlemek sana düşer, ben söyleyeyim. Tamer. Bak oğlumu doldurup durma. Ona ne düşüyormuş ha? Bu kızın bir abisi var, babası var. Gitsin onlar temizlesin rezilliğini. Tamer'im doğru söylüyor. Benim halletmem lazım.
da. Öğrenmek lazım bakalım düğün yapacaklar mı? Kaçırmak için soruyorum. Levent, bu konu bizi hiç ilgilendirmez. Bu konu artık Rızvan'ın konusu. Abi. O Rızvan bu işle ilgili sessiz kalacak. O kızının Halil İbrahim'le evlenmesini istiyor. Mutlu olur. Onunla düşmanlığını da bitirecek. Ahu yılanın silahını da size çevirmezse ne buraya Asiye demedi demezsiniz. Anne, babam tavrını koymazsa Fikret abim koyar. Abartma sen de ya. Fikret senin neden abin olayım? Senin abin öldü, öldü. Tarum öldü benim. Senin o ablan var ya, o da işte abinin katilinin koynuna girdi. Teyze, abartma da koyun moyun. Daha orada nikah yok, bir şey yok. Aa, orada nikah var mı yok mu ben bilmem. Ama burada bir nikah olacak. Nesim abi, biz kendi aramızda bir nişan yapalım bu akşam. Bu Yavuz'la Leyla'ya yüzükleri takalım. Ya anne ben istemiyorum diyorum ya. Ben seninle konuşmuyorum. Kes sesini. Ben ailenin reisiyle konuşarım. Nesim abi, ne diyorsun? Rızvan'a bugün bunu söylemek doğru olmayabilir Asiye. Çok doğru olur. O kızının rezilliğini ancak öyle kapatabilir o. Muzaffer baba. Fatma anne nereye gidiyorsunuz? Biz artık evimize dönüyoruz Zeynep. Biraz konuşabilir miyiz lütfen? Sabaha kadar gözüm uyku girmedi. Size söyleyeceklerim var. Olur konuşalım. Gelin lütfen. Gel Fatma. Ben hemen şu yastığımı toplayayım. Sizi çok zor bir duruma soktum. Farkındayım. Bunun için sizden özür dilerim. Ama inanın amacım sizi kırmak, incitmek değildi. Amacın neydi Zeynep? Fatma anne, ben burada sizi gördüm. Sıcacık bir yuvaya sahipsiniz. Birbirinizi öyle çok seviyorsunuz ki... ben de belki bu sevginin bir parçası olabilirim diye düşündüm. Senin zaten bir ailen var. Evet, var. Her fırsatta beni feda eden bir ailem var. Siz burada birbirinizin uğruna yaşıyorsunuz. Benim orada uğruna yaşayacağım bir şey kalmadı. Ben de geldim size sığındım. Zeynep kızım. Bizim seninle bir meselemiz yok. Ama kaybımız çok yeni. Daha biz buna alışamamışken... Halil İbrahim'le senin bir yuva kuracak olman ağır geldi. Hem Fatma'ya hem de bana. Ben Halil İbrahim'le bir yuva kurmaya çalışmıyorum. Ben sizinle bir yuva kurmaya çalışıyorum. Fatma anne, bak ben kızının yerine geçemem. Yasemin'in Halil İbrahim'i sevdiği gibi onu sevemem. O da beni Yasemin'i sevdiği gibi sevemez. Ama sizin çok büyük bir kalbiniz var. Eğer beni bir evladınız olarak görürseniz... ben de sizi annem babam olarak görürüm. Zeynep, sen şimdi böyle diyorsun ya, ben senin gözlerindekini kendi kızımın gözlerinde de gördüm. Sevdiği için ölümü göze aldı. O yüzden bize izin ver. Biz gidelim kızım.
Hayır. İlla biri gidecekse Halil İbrahim'le konuşup ben giderim. Kızım şimdi Halil İbrahim'de belki gönlünde bir şeyler vardır. Bizden utanır, çekinir, söyleyemez. O yüzden bizim gitmemiz daha uygun olur. Hadi Fatma, hadi. Lütfen. Benim yerime sizin gitmenizi uygun bulan bir Halil İbrahim'e ben kızınız gibi bakmış olamam. Sizden rica ediyorum. Bize bir fırsat verin hepimize. Söz veriyorum eğer sizin rahatsız olduğunuzu görürsem bir dakika burada durmam, çeker giderim. Lütfen. Ne dersin Fatma? Hem gençleri de üzmemiş oluruz. Ne olur Fatma anne. Tamam. Öyle olsun. Bari senin talihin güzel olsun. Kahve getirdiğine göre konuştuklarımızı düşünmüşsün. Ver bakalım. Düşündüm. Ne düşündün? Ay ya, çok acıdı, şunu koy oraya. Ben oğlumuzla evlenirim Asiye Hanım. Dedikleriniz de gayet makul. Lafı sözü keser. Ama benim emin olmak istediğim şeyler var. Daha neden emin olacaksın? Ben sana garanti verdim. Eli eline değmeyecek dedim. Koskoca Eda Nurlet'i olacaksın, soy ismini alacaksın dedim. Ha? Ben bunları dinledim, anladım. Tamam dedim zaten. Ama ben bunu bir de Tamer'le konuşmak isterim. Sonra yarın aman efendim annem dedi, ben demedim falan. Olmaz. Çok akıllısın. Çok da haklısın. Aa, o erkekler çok korkunç, çok. Yasemin der Zeynep alır. Ama benim Tamer'im öyle değil. O çok iyi bir çocuk. Ama konuş. Konuş bakalım. Acı olmuş. Bana bak kızım. Bu abla dediğin Zeynep'e özenip de öyle kaçarım maçarım diye bir hayal kuruyorsan sakın yapma. Bak ben Fikret abime benzemem. Affetmem seni Leyla, tamam? Çok da umurumdaydı Tamer ya. Affetmezmiş. Çok mu seviyorsun Yavuz abini? Severim sevmem. Severim sevmem Leyla, sana ne? Sen seveceksin diyorum. Anladın mı? Tamer. Git içeri, Eda Nur seninle bir şey konuşacakmış. Eda Nur ne konuşacakmış anne benimle? Bak ikinize de söylüyorum. Eğer benim dediğimin haricinde başka bir şey yaparsanız bu dünyayı dar ederim size. Ne konuştuysak öyle. Hadi. Bana bak. Ben senin o yolluya ablan gibi olmana izin vermeyeceğim. Senin yolun benim dediğim yol olacak. Oradan gideceksin. Başka da şansın yok. Kalk bana çay yap hadi. Hadi kolum acıyor hadi. Açık olsun. Benle konuşacakmışsın. Evlenecekmişiz. Öyleymiş. Benim bazı isteklerim vardı. Söyledi mi annem, bahsetti mi sana? Sana yaklaşmayacakmışım. Bunu mu konuşuyoruz? Yani çocuk doğana kadar, evet. Ama benim konuşmak istediğim şey başka. Neymiş? Ben geldiğimden beri seni izliyorum. Gözüm hep üstünde. Bence sen diğerlerinden farklısın. Öyleyim de
Sen nereden çıkardın bunu? Cesursun Tamer. Hiç kimseden lafını esirgemiyorsun. Yani benim bu sizin evde izlediğim, gördüğüm kadarıyla sizin evin bu erkekleri hep kadınların ağzına bakıyor. Benim kocam da öyleydi biliyor musun? Maalesef. Aman anneciğim, annesinden izin alır, babasının lafından çıkmaz. Yani Tamer, ben bizim evliliğimiz gerçek olsun istiyorum. Ama tabii bilmen gereken şeyler var. Benim gerçek bir erkeğe ihtiyacım var. Öyle ana kuzusuna falan değil. Bu sen misin? Yoksa değil misin? Bir baştan sorayım istedim. Sen bak bakayım bana. Benim hiç öyle ana kuzusuna benzeyen bir halim var mı? İşte. İşte. Senin farkın burası. Hiç öyle durmuyorsun. Hiç. Ama tabii ben tanımıyorum seni. Tanımak istiyorum. Eğer sen de izin verirsen. Yani ben de senin hakkında hiç böyle düşünmemiştim. Bu tavrın hoşuma gitti açıkçası. Şaşırdım da. Soy ismin peşindesin gibi düşünüyordum hep kendi kendime. Gel biz seninle bir anlaşma yapalım. Soy isim bana lazım değil. O çocuğa lazım. Para pul desen benim umurumda değil. Ama madem evleneceğiz, sen güçlü bir erkek ol isterim. Ben de o güçlü erkeğin arkasındaki kadın. Hı? Bu nişanın bugün yapılacak olmasının tek bir sebebi var. Senin itibarın Rızvan. Hangi kızın kaçtı, hangi kızın nişanlandı, karışır mevzular, gelir geçer diye düşündüm. Yoksa bana ne Dursun'un oğluyla senin kızından? Levent'le sizin itibarınız söz konusu değil ya annesin baba, öyle mi? Biz onu sen halledersin diye düşündük. Sonuçta senin kardeşin, sana düşer. De sen hepimizi karşına aldın. Bacım da bacım dedin. Kimse bir şey yapmasın dedin. Elimizi kolumuzu bağladın. Sonra da bacın düşmanımıza geri kaçtı. Hem de ikinci defa. Benim artık öyle bir bacım yok. Ama düşmanım var mı? Var. Zeynep kaçar. Tabii kaçar. 3 kere de kaçar. 5 kere de kaçar. Çünkü başında bir erk yok. Ya sen bir sus da. Sen misin erkek? Ha? Sen Leyla'yı al. Ondan sonra konuş. Biz kızımızı aldık. Hatta kızımıza göz koyanın da gereğini yaptık. O yüzden kendi durumunuzla bizi bir tutmayın. Kızın Zeynep yapacağını yaptı. Ben bu saatten sonra ona dul gözüyle bakıyorum. Çünkü o Halil İbrahim denilecek zibidi bugün olmadı, yarın geberip gidecek. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Ola ki biri arkamızdan gider. Şu yüzde meselesini bir daha konuşalım. Artık akrabayız. Gel bir indirim yap der. Onu da takmam. Dursun amca seni kastediyor Fiko. Beni kasteden ismimi kullansın. Dilini kesmemi isteyen de ismimi kısaltıp kullansın. Anladın mı Levo? Anladım. Arkadaş sen de hiç samimiyete gelmiyorsun daha. Gelmem. Seninle hiçbir yere gelmem. Az önce ettiğin lafa gelirsek Dursun amca. Evet. Halil İbrahim'le uzlaşmaya çalıştım. Doğrudur.
bu masadaki herkesin iyiliği için. Ama şunu söyleyeyim, bu saatten sonra ben o çocuğa bir yüzde vermem. Gördüğüm kadarıyla Nesin babanın milyonlarını aldı. Senin depodaki bütün mallarını aldı. Babamın da kızını aldı. Babam bu durumdan pek şikayetçi görünmüyor Fikret. Sanki Halil İbrahim artık benim damadım. Ben onunla uzlaşırım. Gerisini siz düşünün der gibi oturuyor. Halil İbrahim benim iki evladımı aldı. Sen nasıl hala uzlaşırız diye düşünüyorsun ya? Ha? Bakın bu masadakiler şunu iyi bilsin ki ben hasımlarımı önce yüceltirim. Ondan sonra yerin dibine sokarım. Hayırdır Tamer'im? Ne oldu, bir sorun mu var? Evde bir şey mi oldu da? Yok. Toplantı varmış. Hı. Geldim. Tamer'im. Senlik bir toplantı değil bu abicim. Evladım mıyım değil miyim baba? Onu söyle. Ben de ona göre davranayım. Tabii ki evladımsın. Tamam. O zaman müsaadenle bundan sonra toplantılara ben de katılacağım. Olayları kadınlardan öğrenmek istemiyorum artık. Hangi kadın? Neyle kadın? Kadın mı kaldı Tamer'im? Zeynep kaçtı. Leyla'yı Abu Yavuz'la evlendiriyorlar. Ayşe ablan desen ooo. Manik atak bir şey oldu. Kimden ne öğreneceksin, ne merak edeceksin, ne soracaksın? Hadi kalk, kalk gidelim. Ben bir yere gitmiyorum. O Halil İbrahim, Levent abinin düğününü bastı. Şimdi Yavuz abinin nişanını da basmasın. Nerede yapacağız bu işi? Ben diyorum ki Davut'un mekanında yapalım. İnşallah be Tamer'im. İnşallah gelir basar da sonra mekan basmak ne demek gösteririm ben ona. Aman kime lan? Ne diyorsun sen daha? Hı? Uçak savarla geldi adam, uçak savarla. Hanginiz bir şey yapabildi? Hepiniz kafanız eğdiniz. Uçak savarla. Hem de sizden çaldığı uçak savarla. Tamam yeter. Yeter artık. Bence Tamer doğru söylüyor. Davut'un orada yapalım nişanı. Bizce uygundur. Ne yapıyorsunuz uşaklar? He, gel kardeşim gel. Seni bekliyorum. Hayırdır? Halil İbrahim. Kardeşim hele bir de bakalım ya, bu nikah sadece formalite mi şimdi? Niye soruyorsun bunu kardeşim? Biz üçümüz aramızda konuştuk. Üçümüz de Zeynep'i çok seviyoruz. Yani senin de ona karşı beslediğin başka hisler varsa vallahi biz sizin adınıza çok mutlu oluruz kardeşim. He. Ben Sema'yla çıkıştım. Ya tamam, Yasemin'in yeri ayrı. Ama Zeynep'in yeri de bambaşka kardeşim. Yani Zeynep delikanlı bir kızdır Halil İbrahim. Hazır evleniyorken bırak usulen evlenmeyi. Zeynep gibisini zor bulursun da. Vallahi kardeşlerim, ben kimse gibisini aramıyorum. Allah gecinden versin Osman'ım, seni kaybedersem senin gibisini de aramayacağım. Temel gibisini de, Turan gibisini de. Çünkü hiç kimsenin yeri bir başkasıyla da olmaz. Zeynep'in yeri de ayrı benim için. Halil İbrahim. Nedim Eleto geldi. Seninle görüşmek istiyormuş. Ula adamın kaynanası gelmiş Cemal. Ara buyursunlar içeride. Hadi. Gönder. Thank you.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş. Siz Elif'i Zeynep'in yanına götürün. Onlar dertleşirken biz de seninle bir baş başa konuşalım. Memnuniyetle. Buyurun. Şöyle oturabilirsiniz. Sağ ol. Evet, ne ikram edelim size? Sağ ol zahmet etme. Daha şu kadar çıktınız. Zeynep sürekli senden bahsederdi. Anne, okulda Halil İbrahim'le kavga ettik. Anne, Halil İbrahim'in kafasını yardım. Anne, Halil İbrahim saçımı çekti. Anne, Halil İbrahim elimi tuttu. Neticede geldiğimiz gün bugün. Bugün de nikahınız kıyılacak. Dediğiniz gibi Zeynep'le ilkokul arkadaşıyız. O günden beri de çok düşkünüzdür birbirimize. Benim annem olmadığı için babama anlatırdım hep. O da Leto'ların kızından uzak dur. Bugün kafanı kıran yarın kalbini kırar derdi hep. Kırdı mı peki? Kırmadı Allah için. Peki sen neden senin kalbini kırmayan ve hiç kırmayacak olan bir kadını incitmeye çalışıyorsun? Ha? Sırf soyadı yüzünden mi? Ben Zeynep'i kırmam da, üzmem de. Siz erkekler kırmayı, incitmeyi sadece vurmak, çarpmak olarak mı anlıyorsunuz ha? Bir kadın ne zaman kırılır biliyor musun Halil İbrahim? O sana aşık, sen ona değilsin. Aşık derken? Zeynep sana aşık Halil İbrahim. Bunca şeyi niye yaptı zannediyorsun? Zeynep her ne yaptıysa haksızlıklara karşı durmak için yaptı. Bunun duygularıyla bir alakası yok. Bence yanlış değerlendiriyorsunuz. Öyle mi? Herkes senden haksızlıklara, zulme karşı duran bir adam olarak bahsediyor. Ama sen o adam değilsin. Ben o adamım. Değilsin. Eğer haksızlıklara, zulme karşı dursaydın, kızımla evlenmek istemezdin. Seni seven bir kadına boş yere ümit vermek zulümdür. Asıl sizin uğradığınız zulüm Nedim Hanım. Sizi hiç sevmeyen bir erkeğe ömür boyu tahammül etmek. Zeynep burada sevdiği ve sevildiği bir yerde. Ya siz? Eğer dediğin gibi ise, Zeynep sevildiği bir yerde ise, sevdiği bir yerde ise, benim içinde bulunduğum durumun hiçbir önemi yok. Anne. Zeynep. Müsaadenizle. İyi misin? İyiyim anne, merak etme. Babamın burada olduğundan haberi var mı? Yok. Hiç önemi de yok. Senin iyi olmanın dışındaki hiçbir şeyin önemi yok kızım. İyiyim dedim ya. İyi olduğunu görüyoruz da merak ediyoruz işte. Bütün bunlar nasıl oldu, bundan sonrası nasıl olacak diye. Bundan sonrası nasıl olacak ben de bilmiyorum. Ama anne sen hep derdin ya, mutlu ol kızım diye. Ben şu anda çok mutluyum. Çok güzel kızım. Ah canım. Ha, gel Reşit, gel. Ben de sana bir şey soracağım. Otur.
Buyurun Rıdvan Bey. Ya bu Yücel diye bir tefeci varmış. Tanıyor musun sen? Duydum. Halil İbrahim almış. Senetlerine, defterlerine çökmüş. Bu herifin arkasında kim var ya? Ortalıkta bayağı dönen bir paradan bahsediliyor. Halil İbrahim'in aldığı senetlerin Levent'in olduğu söyleniyor. Ama tefeci Yücel'in arkasında kimler var onu bilmiyorum. Nesim oradan da darbe yedi desene. Onun için Halil İbrahim konusunda üstüme üstüme yürüyor. İyi ya. Yesinler birbirlerini. Benim bir öbür eve gitmem lazım Reşit. Benim oraya gelmem doğru olmaz Rıdvan Bey. Hala bir konuya çözüm getirmenizi bekliyorum. Oldu bitti. Konu kapandı Reşit. Neyin peşindesin? Oğlumun peşindeyim Rıdvan Bey. Bu akşam Leyla'yı nişanlayacakmışsınız Yavuz'la. Oğlum o Yavuz yüzünden hastanede. Cezaevine de o babası olacak Dursun yüzünden girdi. Ne diyorsun Reşit? Açık konuş. Oğlumun yerine içeri birini verecekler. Ben de olanları yok sayacağım. Aksi takdirde Yavuz Leto'nun damadınız olacak olması beni hiç ilgilendirmiyor. Ali Kemal gözümün içine bakıyor işini bitirmek için. Oğlun o yüzden cezaevine girdi. Oğlun bu yüzden hastanede yatıyor diyorsun da. Oğlunun neden bunlara maruz kaldığını ikimiz de biliyoruz değil mi Reşit? Haklısınız. Oğlumun yaptığı hatanın cezasını verecek olan sizdiniz. Başkaları değil. Rıdvan Bey. Artık arada bir kan davası var. Tamam Reşit. Ben Dursun'la konuşurum. Yedikleri haltı düzeltirler. Cezaevine girecek adamı da bulurlar. Ama sen de oğlunla konuşacaksın. Ola ki herhangi bir şekilde kızımla görüşür. Leyla'nın aklını çeler. Zeynep'e uyup kaçırmaya kalkarsa da o zaman senle benim aramada kan davası girer. Anladın mı Reşit? Çok iyi anladım Rıdvan Bey. Tamam. Arabamı hazırlasınlar şimdi. Yalnız bu Nedim Hanım asil kadınmış. O asil gibi değil. Ha, dayı nerede kaldın ya? Nikahı kıydıktan sonra ölümü göze alabilecek muhtarı bulmak kolay olmadı. Kusura bakma. Niye ölüyormuş muhtar dayı? Hafız dayı diyor. Halil İbrahim'in imam nikahını okuydu ya. Sonra rahmetli oldu. Ondan. Yok ya. O işler geride kaldı. Şimdi gelip yapsınlar da görelim. Keşke bunu muhtarlar anlatsaydın gelip de Turan. Zeynep Leto ile Halil İbrahim'in adını duyan muhtarın ya hastanede işi çıktı ya şehirde işi çıktı. Çıktı da çıktı. Ölecek muhtar. Buldun mu bulamadın mı dayı? Buldum. Bir de şeref duyarım diyor garibim. Eyvallah. Sağ olsun. Dayı sen söylersin. Kimse ona zarar veremez. En ufak bir rahatsızlıkta haber versin bana. Söylerim. Hadi. Bu arada Halil İbrahim sizin şahitleriniz kim olacak?
Valla ben Yusuf abiyle derviş dayı olur diye düşündüm. Zeynep'le konuştun mu? Yok, konuşmadım. Zeynep benimle konuştu da, sen olur musun şahidim dedi. Ben de tamam dedim. Ya tamam, diğeri de derviş dayı olur işte. Ben olmam. O niye dayı? Babamın vasiyeti var. İyi ya da kötü hiçbir şeye şahit olma dedi. Halil İbrahim, ben olurum la. Ben niye olamıyorum Osman? Ulan önce benim aklıma geldi. Uzatmayın, Yusuf iyidir. Göstermelik bir evlilik için birbirinize düşmeyin. Halil İbrahim. Hı. Dayı senin nikaha karşı galiba. O Halil İbrahim'in başını belaya sokça her şeye karşı. Evlilik de onun için bir nevi bela yani. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı olsun. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Siz buyurun oturun, ben Zeynep'i alıp gidiyorum. Zeynep, hepimiz hazırız, seni bekliyoruz. Geldim, geldim. Zeynep, bir sakin ol, bir sakin ol, anlayacaklar. Fotoğraf falan çekiliriz diye üstümü başımı düzelteyim dedim. Büyük bir olay sonuçta, bir anısı var. Çok şık görünüyorsun. Teşekkür ederim. Ay, formülde de olsa ben bir heyecanlandım. Aslında senin alışmış olman lazım. Bu ikinci sayıdır çünkü. Ya açma şu mevzuyu. Bu sefer de Levent seni kaçırmasın. O Levent gelsin. Senden beni kaçırsın. Bir dakika durmam, giderim peşinden. Kimse seni benden alamaz da. Gelsin isterim. Bunun nesi formalite Turan? İkisinin de ağzı kulaklarında. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Ne var işte, gayet arkadaşlar Sema. Senin böyle bir arkadaşın olsun bakayım, ben ne yapıyorum seni? Hatun, ben senden başkasına güler miyim hiç? Ha. Derviş bütün evraklarınızı getirdi. Sağ olsun Yusuf da nasıl yaptıysa sağlık raporlarınızı ulaştırdı. Oğluyla da şahit olacaklarmış. Hazırsanız başlayalım. Hazırız. Zeynep Leto, Halil İbrahim Karasu'yla evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Halil İbrahim Karasu, Zeynep Leto'yu eş olarak kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Sizler şahit misiniz? Şahidiz. Şahidiz. İmzanızı alayım. Telefon ver, telefon. Hadi, hadi sen. Siz de. Ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Allah mesut etsin. Amin. Amin. Amin de kız. Buyurun. Teşekkürler. Bravo. Alkışlasana Sema ya. Merve abla, hazır nikah takıyalı. Düğün yemeği hazır mı? Hazır hazır. Siz masayı getirin, ben de içeriden yemekleri getireyim. Bir dakika, bir dakika. Bir fotoğraf çekilelim. An olur. Siz çeker misiniz? Tabii, çekerim. Hadi Sema, hadi, hadi. Hadi, fotoğraf çekeceğiz, hadi. Uzun boylar arkaya geçsin. Fatma annem, Muzaffer baba, siz de gelin lütfen. Gel Muzaffer baba, gel.
Gel. Çekiyorum. Nasılsın diye sormayacağım Asiye. Belli ki iyisin. Kızımı nişanlayacağım diye tutturmuşsun. Bir de bunun bu akşam olmasını istemişsin muhakkak. Senin büyük kızının rezilliklerini örtbas ediyorum. Resmen. Ben Zeynep konusunda hata yaptım. Senin sözünü dinleyerek. Levent'le nişanladım onu. Bak ne oldu? Gitti hasmımızla evlendi. Şimdi sen bundan ders almayarak kızını sevmediği birine veriyorsun. Peki şimdi o nereye kaçacak Asiye? Nereye kaçıymış o? Ha, o benim kızım. Nedim Hanım değil. Peki sen bilirsin. Ben buraya bir rezillik çıkarsa sen düzelteceksin. O Dursun'la, karısı Nergis'le, Yavuz'la problemleri sen çözeceksin diye söylemeye geldim. Ha, bana bir şey olmasa merak etme. Hiçbir şey olmaz bana. Peki. Leyla! Kızım! Efendim baba. Otur kızım. Şimdi bak kızım, ben senin Yavuz'la evlenmeni ta başından beri istemedim. Ama annen bir denge yapmış, ablana kızmış, seni ateşe attı. Ben de mecburen onaylamak zorunda kaldım. Ben onunla evlenmek istemiyorum baba. Ben de senin evlenmeni istemiyorum kızım. Ama annen yüzünden bir söz verdik. Onun için akşam nişanlanacaksın. Ailemiz ikinci bir rezilliği kaldıramaz. Onun için senden istediğim bana yakışan bir evlat gibi davranma. Baba, benim de senden istediğim bir baba gibi davranıp kızını istemediği biriyle evlendirmemen. Bak kızım, sana söyleyeceğim tek şey, bu bir düğün değil. Tamam mı? Yani nişan bozulur, ortaklıklar bozulur, arkadaşlıklar bozulur. Ama buna sen sebep olma. Tamam mı kızım? Benim olduğum yerde hiçbir şey bozulmaz. Hiçbir şey bozulmaz. Benim ortağım yok, dostum yok. Benim resmi nikahım bile yok. Tamam ya da dertleştiniz baba kız. Yeter. Sen git süslen. Hadi. Hadi git süslen. Sen daha da güzel kravatını akşam gel oraya. Hatta Nedime'yi de getir. Görsün bakalım evlat nasıl yetiştirilir. Yollarmış Cemal. Ali İbrahim görecekmiş komutan. Ya be. Ne oldu Osman'ım?
Üsteğmen gelmiş seni sormuş. Görüşmek istiyormuş Halil İbrahim. Ne yapalım ne diyelim? Ne yapacağız Osman? Arama emri soracak halimiz yok. Kesin o Levent kolpası şikayet etti. Ama mülk için mi? Zeynep için mi orasını bilemem. Mülk Zeynep'te. Zeynep de Halil İbrahim'de deyip gönderelim mi? Ya saçmalama Osman. Adam sanki geldi sirenlerle evi bastı. Buyur edelim belki konuşacakları vardır. Ben buyur ederim. İyi olur dayı. Yan bahçeye mi alalım Halil İbrahim? Yok Osman'ım. Sofraya buyur ederiz. Sonuçta düğün masası burası. Hoş geldin Üstemin. Hoş bulduk. Buyurun yemeğe davet ediyorum. Yok zahmet vermeyelim. Birkaç soru soracaktık. Düğün yemeğimiz var. Ne zahmeti? Arkadaşlar da buyursun. Biz burada bekleyelim komutanım. Kalın siz. Peki. Buyurun. Dayı sabahtan beri bir dedikodudur gidiyor. Sen de şimdi düğün yemeği falan dedin. Zeynep Letoy'la İbrahim evleniyor diyorlar. Doğru değil değil mi? Dedikodu değil. Evlendiler. Nasıl evlendi? Ne demek evlendi dayı? Ne yapmaya çalışıyor bu çocuk? Her zaman yaptığı işi yapıyor Oğuz. En olmadık işi yapıyor yani. Kimseyi vuramadı. O gün gidip kendini vuruyor. Ya bir insan ne yaptığını, niye yaptığını anlatır. Bir fikir alır, danışır. Başka bir Halil İbrahim'den mi söz ediyoruz? Sen de haklısın dayı. Ne diyeyim ki? Merhabalar. Hoş geldiniz komutanım. Hoş geldiniz komutanım. Sağ olun. Hoş bulduk. Rahatsız olmayın. Tebrik ederim. Evlenmişsiniz. Teşekkür ederiz. Size de bir sandalye çekelim. Oturmaz mısınız? Bir 5 dakika oturayım. Hanım bir tabak mı bak bir şey ayarlayalım misafirim. Yok yok teşekkür ederim. Bir şey yemeyeceğim. Ama bir çayınızı içerim. Tamam çay verelim. Teşekkürler. Vallahi komutanım artık sizi görünce acaba yine ne yaptıkları hale geldik ya. Bizlik bir şikayet yoktur inşallah. Yok yok bir şikayet üstüne gelmedi. Tam da sular durulmuşken kulağıma nikah kıyacak bir muhtar arandığı geldi. Ben de olaylar başka yere varmasın doğru mu değil mi diye bizzat kendim görmek istedim. Gördüğünüz gibi zorla alıkoyma yok üsteğmenin. Kendi rızamla buradayım kendi isteğimle evlendim. Bana dair bir şüphe yok Zeynep Hanım. İlk karşılaşmamızda rızanız olduğunu tüm jandarma olarak anlamıştık. Onun niçin yaptığımı anlamış olduğunuzu sanmıştım aslında. Bildiğiniz gibi peşimde bir baş belası vardı. Ben de mecbur kaldım. İşte ben de o beladan kurtuldunuz mu? Bu nikah işine ne der? Tekrar silahlar patlamasın demek istedim. Vallahi komutanım kimse bize karışmadıkça biz de kimseye karışmıyoruz. Kapımızı çalıp elini uzatana biz de elimizi uzatırız. Soframızı açarız. Yok illa sorun olmak isteyen olursa da onlara da baş edemeyecekleri sorun oluruz. O sorun çıkmasın diye bir 5 dakika görüşelim baş başa istedim mümkünse. Tabii mümkün. Buyurun. Çayınızı getirmiştim. Ben alayım sağ olun. Afiyet olsun. Buyurun. Niçin gelmiş? Nikah duymuş da sular duruldu mu diye, durgun mu diye bir kontrol etmek istemiş. Gel kardeşim otur. Yok sen kafayı yedin. Vallahi kafayı yedin sen. Ya kardeşim bir tebrik et. İnsanlar gün evlenmiyor. Ya güzel kardeşim düşmanının kızıyla evlenmek ne demek ya? Ne diyeceksin yarın öbür gün babasını abisini öldürünce gözümüz aydın düşmanlarımızdan kurtulduk mu diyeceksin kıza? Zeynep düşmanlarımı biliyor olsun. Onlara ne yapacağımı da gayet iyi biliyor. Benimle evlenmeyi kabul ederken hepsini anlattım ona. O da kabul etti. Bana bak aşık mı oldunuz siz? Ya. Ha? Aşık mı oldunuz da böyle apar topar evlendiniz? Ne alakası var kardeşim? Zeynep'i göndereceklerdi ben de engel oldum. Olan bu. Neyse şimdi konumuz evlilik değil. Ben de dayıyı yollayacaktım sana. Bir tefecerin defterine çöktüm. İçinde isimler var ama hepsi şifreli. Hesap numaraları, telefon numaraları. Eğer iyice araştırırsan altından bir şeyler çıkacağına eminim. Sen tefeciye çöktün, defterini aldın ama ses çıkmadı. Sana gelen giden yok, bana gelen giden yok. Nasıl oluyor bu iş? Şimdilik böyle. Sana gelen giden olmaz zaten de. Bana gelecek olanı önceden bilirsek tedbirimizi alırız. Bana sorarsan tozun izi de bu defterden çıkacaktır. İyi bakalım.
Dayı uygun bir şekilde ulaştırsın defteri bana. Buradan defterle çıkmayayım şimdi. Affedersiniz, kız kardeşim arıyor. Belli ki bomba öbür tarafa düşmüş. Efendim ablacığım? Abla, abla kurtar beni abla. Leyla ne oluyor? Yavuz'la nişanlayacaklar beni bu akşam. Leyla, neden bahsediyorsun sen bu akşam mı? Sana inat annem bu iş bu akşam olacak dedi. Hemen Fikret abim ara, o izin vermez böyle bir şeye, engel olur. Ya babam bile engel olamıyor diyorum abla, neyi anlamıyorsun? Annem diyorum. Ablacığım, konu annen olunca benim maalesef yapabileceğim bir şey yok ki. O kadının ne kimseden korkusu var ne de kimsenin onda hatırı. Hani Halil İbrahim demişti, ben burada olduğum sürece kimse istemediği biriyle evlenmeyecek diye. Haberi olsa benim de evlenmeme izin vermez. Ne yapacak ki Halil İbrahim, seni oradan evden zorla mı çıkartacak? Evde olmayacak, Davutların restoranında olacak. Abla ne olur yardım et, senden başka kimsem yok. Leyla'cığım tamam, sen bir önce sakin ol, tamam mı? Leyla. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Zeynep. Bir şey mi oldu? Kız kardeşim aradı şimdi Leyla. Yardımımı, daha doğrusu yardımını istiyor. Konu ne? Konu annesi olacak Asiye. Sırf ben seninle evlendim diye zorla Yavuz'la nişanlıyor Leyla'yı bu akşam. Leyla da diyor ki, hani Halil İbrahim ben burada olduğum sürece kimse istemediği biriyle evlendirilemeyecekti demişti diyor. Evet, dedim ve dediğimin arkasındayım. Nerede olacak bu nişan? Sizde mi, Asiye'nin evinde mi? Asiye'nin niyeti belli ki zaten olay çıkartmak. Yani senin oraya müdahil olman ne kadar doğru bilmiyorum. Zeynep, ben insanları sevdiklerine kavuştururum demedim. Ama insanların zorla, satılır gibi istemediği biriyle evlendirilmesine izin vermeyeceğim dedim. Herkes gibi kız kardeşini buna dahil. Nerede bu nişan? Davut'un yerinde olacakmış. Belli ki sen silahla baskın yapma diye oraya seçmişler. Silaha gerek yok. Ben karımı koluma takar giderim. Kurban oldum. İyi misin? İyiyim anacığım. Merak etme. Daha iyiyim. Çok şükür. Oh. Bak. Babanın sana güzel haberleri var. Öyle mi? Neymiş baba? Buradan çıkınca cezaevine döneceksin ama çok kısa bir zamanda tahliye olacaksın. Dursun Leto senin yerine başkasını verecekmiş. Rızvan abim söz verdi babana. Baba, bunun karşılığında ne istedi Rızvan Bey senden? Siz bize bir müsaade edin hanım. Sen babanı dinle, tamam mı oğlum? Hem kendi iyiliğin için, hem de sevdiklerinin iyiliği için. Tamam mı oğlum? Baba, bu sefer hangi bedeli ödeyeceğiz biz özgürlük için? Sevdiğinden vazgeçeceksin oğlum. Baba ben... Evlat! Sevdiğim bu akşam Yavuz'la nişanlanacak. Yarın öbür gün de karısı olacak. Başkasının namusuna göz dikecek olursan... Ha işte o zaman senin arkanda duramam. Ya neyi anlamıyorsunuz? Leyla beni seviyor. İstediği kadar sevsin oğlum. Bir önemi yok. Şimdi bana burada bir söz vereceksin. Leyla'nın adını anmayacaksın. Gördüğünde kafanı çevireceksin. Onunla bir irtibata girmeyeceksin. Ben cezaevinden çıktığım gün Leyla'yı kaçırır çeker giderim buralardan. Sen bana bu sözü vermezsen cezaevinden çıkamayacaksın.
Ha sözünden dönecek olursan önce Ali Kemal'i sonra ablanı öldürecekler. Oğlum bak sana son kez soruyorum. Leyla'yı unutacağına söz veriyor musun? Unutacağıma söz veremem ama dediğiniz gibi olsun. Söz mü? Söz. Gel. Rıdvan babam gerçekten söz verdi mi Cingöz'ü içeriden çıkaracağına? Yani sakin ağla açısından soruyorum. Bu sefer de yıkılmasın kadın yine umut edip edip. Yok yok, verdi kızım, verdi bu defa. Tabii biz Sakine'ye de gönderdik. Çocuktan da bazı sözlerin alınması lazım. Yani olmazdı zaten o iş anne. Teyzem hiç izin verir mi Leyla'nın kafasına göre davranmasına? Tabii canım. Zaten bir tek teyzene mahsus kafasına göre hareket etmek. O onu sevmiş, bu bunu sevmiş. Onun umurunda mı? Hiç değil. Ben Fikret'le olan aşkınıza nasıl müsaade etti ona hayret ediyorum. E geç haberi oldu da ondan anne. Yani olan olmuştu teyzem duyduğunda. Ama neyse ki olan olmuş. Ben senden çok memnunum kızım Allah için. Ay anne. Ben de senden çok memnunum. Ay güzel kızım. Hadi. Bana sarılacak, git kocana sarıl sen. Hadi. Ayşe. Hı. Bir gelişme, düzelme var mı kızım aranızda? Yani işte arada evin içinde karşılaşıyoruz, o kadar. Ha bunu bir gelişme sayarsan her seferinde terslemiyor diyelim. Sabır kızım, sabır. Fikret'im seni çok seviyor. Ama çocuk ne yapsın? Her şey üst üste geldi be yavrum. Zeynep geldiğinden beri sular bir durulmadı ki. Anne, yani ben böyle her şeye karışıyor gibi olmak istemem ama Zeynep nasıl? Mutlu mu Halil İbrahim'le? Vallahi Ayşe bir şey söyleyeyim mi kızım? Ben Zeynep'i hiç bu kadar mutlu görmemiştim. İyi ki Zeynep istemediği bir evlilik yapmadı anne. İyi ki. Ya bak Levent benim abim ama onlar olmazdı anne. Anlaşamazlardı. Olmazdı kızım, olmazdı. Fikret, gel oğlum. Fikret. Bir şey mi istedin? Bize müsaade et Ayşe. Ben annemle konuşacağım. Karından saklı ne konuşacakmışız biz? Olur mu öyle şey? Çocuklarla ilgili olmayan her konu ondan gizli anne. Önemli değil anne ben. Çocuklarla ilgili. Fikret ayıp ediyorsun artık. Geç anne onu şimdi geç. Ben sana bir şey soracağım. Ha sor. Sen nasıl kalktın da gittin Halil İbrahim'le görüştün de bana? Ne yaptın, ne yaptın? Ha. Soru bu değil demek ki. Neyse, ne soracaksan sor hadi o zaman. Ya ben gerçekten anlamıyorum ya. Karımı tutarken bacım kaçıyor. Bacımı bırakıyorum, anam gidiyor. Ya siz üçünüz bir oğlunuz beni delirtmeye mi çalışıyorsunuz? Gel oğlum şuraya, gel. Gel otur şuraya, gel. Gel ya şuraya. Anne bak. Gel bak. Şimdi onu bunu bırak da ben sana bir şey diyeceğim. Ben bu Halil İbrahim'i pek mi beğendim? Maşallah. Mert çocuk. Dobra. Dimdik duruyor. Ya konu o çocuğun nasıl biri olduğu değil. Kızının zır deli olmasa anne zır deli. O... Oğlum aç ya... ağzını. Aç anne, Allah aşkına. Dur. Dur bir tansiyonu yerine gelsin. Şekerin yerine gelsin. Al şunu da. Aç ağzını. Anne tamam dur. Tamam. Tansiyonu açsın. Al bir yudum. Bir dur. Bir sakin ol oğlum. Tamam. Hadi şimdi ne soracaksan sor. Ayşe mi sardı bunları? Neyse konumuz o değil. Hı. Yeğenin gelmiş. Aa hangisi? Yılmaz. Oğlum sen beni niye lafa tutuyorsun yani? İçeride mi Yılmaz'ın? Ya dur. Yoldan aradı. Gelecek birazdan. He. Dayımı sen mi aradın? Yılmaz abimi sen mi çağırdın? Onu soruyorum ben sana. Evet ben aradım. Ben çağırdım. Ne oldu? Sebep. Biliyorsun babam Yılmaz abimden de, dayımdan da, onların sülalesinden de haz etmez. Haz etmiyorsa beni almayacaktı canım. Haz etmesini haz eder de baban biraz dayından çekilir.
O yüzden de çok onunla yan yana gelmeyi sevmez. İyi tamam da ne diye çağırdın? Yani bir olay mı var, bir konu mu var? Onu merak ediyorum anne ya. Kurban oldum Fikret'im. Bak sana bir kötülük yapacaklar. Seni vuracaklar diye ben çok korkuyorum oğlum. Kim vuruyormuş beni anne ya? Ha? İşte kimse o. Kimin aklına gelirse bu. Bir dursunlar, baksınlar. Fikret yalnız değil desinler. Nedime'nin kardeşleri, kuzenleri, yeğenleri. Hepsi Fikret'in yanında desinler. Kendilerine çeki düzen versinler. Ayrıca sen seversin Yılmaz abini. Niye sordun ki? Dayı oğlu, abim. Seviyorum zaten. Sıkıntı yok. Ya. Ortalık karışık anne. Herkes düşmüş birbirine. Şimdi Yılmaz abim gelecek, iyice karıştıracak ortalığı ki... Sever biliyorsun. Ortalık nasıl karışacaksa karışsın. Ben sizi düşünüyorum oğlum. Sizin başınıza bir şey gelmesin. O Asya kadını da bir elini ayağını toplasın canım. Benim çocuklarımdan uzak dursun. Benim başka ne planım var, ne hesabım var be oğlum. Ben sizi düşünüyorum sadece. Gelsin de göreceğiz. Hoş geldiniz Yılmaz Bey. Vay. Şota. Hala her hattını vuruyor musun? Ben her attığıma bağlı Yılmaz Bey. Neredeler? Rızvan Bey çalışma odasında. Çalışsın çalışsın. Birilerinin çalışması lazım. Halam nerede? Halanızla Fikret Bey içeride sizi bekliyorlar. Buyurun. Yılmaz'ım. Oğlum halasının bir tanesi. Aslanım benim. Oh yiğidim benim. Oh halasının bir tanesi. Nasıl özlemişim. Canım oğlum benim. Abim. Kardeşim. Hoş geldin. Dedim sana kaç kere bana abi deme diye yaşımı ifşa ediyorsun. Yılmaz'ım sen niye haber vermiyorsun ha? Bir hazırlık yapardık oğlum. Sevdiğin yemekleri falan yapardık. Sürpriz oldu böyle. Akşama nişanımız varmış zaten. Orada beraber yeriz artık. Senin de her şeyden haberin olsaymış ya. Oğlum bizim ne işimiz var orada? Gitmeyeceğiz biz. Halam ben niye buradayım? Biz beraberiz demek için buradayım. Öyle kapı kapı tek tek gezecek halim yok. Bizi bir arada görsünler. Herkes ayağına ona göreden kalsın. Ya gelmeni gerektirecek bir durum yok. Sen bakma. Annemin kuruntuları hepsi. Fikret. Babamın selamı var. Bizzat dedi ki... Fikret'i üzen babası bile olsa... gözünün yaşına bakma dedi. Daha bir şey dememe gerek var mı? Eyvallah dayım sağ olsun. Sağ sen olsun. De söyle. Sağ olsun. Rızvan hala seni üzüyor mu? Bak istersen Fikret'i bahane edip aralamamı ayıklayabilirim. İster misin? Bırak sen şimdi kocamla uğraşmayı da git dışarıdakileri korkut. Yılmaz abi. Ayşem. Hoş geldin. Ne güzel sürpriz. Hoş buldum. Çay kahve bir şey? Bir kahve yapayım sana Yılmaz abi. Eniştemin yanında içerim. Yılmaz. Oğlum bak sen şimdi gidelim dedin ama Asiye orada. Bir tatsızlık çıkmasın. Benim olduğum yerde mi? Çıkmaz çıkmaz. Nişana mı gideceksiniz anne? Yılmaz'ı da çağırmışlar. Ne yapalım? Hep birlikte gideceğiz. Yılmaz bu laftan anlar mı? Anlamaz. Hadi bize de bir kahve yap kızım. Olur anne. Oh, şükürler olsun. Baba, abim kestirip attı. Ama ben ablamla görüşmek isterim. Görüş oğlum. Ama o buraya geldiğinde şimdi senin onların yanına gitmen olmaz. Ablam buraya gelebiliyor yani. Ablanı biz kovmadık oğlum. Ablan kaçtı.
Sen Zeynep için kaçtı mı dedin? Ben mi yanlış duydum? O konuda ne duyduysan yanlış duymuşsun. O meseleyi senden değil Fikret'ten dinleyeceğim. Yeğenim. Şuna bak koç. Amma büyüdün be. Yakında boyu geçecek beni. Enişte. Yılmaz. Şöyle geçelim. Tuncay'ım. Yengen kahve yapacaktı. Onları alsana. İnmesin buraya kadar. Yılmaz, hangi rüzgar attı seni buraya? Attı derken? Memleketime gelmişim, nasıl soru öyle? Yani iş için mi geldin, halanı mı özledin, o manada soruyorum. Bazı şeyler duyduk, rahatsız olduk. Özellikle babam çok rahatsız oldu. Baban eskiden beri rahatsız Yılmaz. Onunla oldum olası geçinemem. Oldum olalı derken sen Asiye'yi aldın alalı enişte. Hepimizin en kıymetlisinin üzerine kuma getirince normal olarak. 30 yıl. 30 yıl oldu Yılmaz. Kabullenin artık bu gerçeği ya. Kabullendik. Yeğenlerimizi kabullendik mesela. Akşama Leyla'nın nişanı varmış. Var. Aile arasında. Bu evle alakası yok. Biraz önce söylediğin gerginlikten dolayı. Ama Fikret'le Ayşe gelmek isterlerse benimle gelebilirler. Olmaz öyle şey. Leyla da bizim yeğenimiz. Halamla da konuştum. Hep beraber gidiyoruz. Sağ olasın. Sağ ol oğlum. Tamam getir getir. Ha, tam kare olsun. Getir koy buraya. Koy 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 koy. Aa, güzel. Ha. Tamam bak şimdi herkes birbirini görsün istiyorum. Bence görmese daha iyi Asiye. Bu kız durmadan ağlıyor. Zuhal ben keserim onun zırzırını. Uğraşamam onunla. Her şey çok güzel oldu. Çiçekleri de dağıt buralara. Bana da güzel bol köpüklü şekerli bir kahve. Haydi bakalım haydi. Hemen Asiye Hanım. Bir şey sorabilir miyim? Sor tabii. Sevmediğin birine nasıl evet diyebiliyorsun? Bunu seni incitmek için sormadım. Bununla nasıl başa çıkabilirim diye sordum. Ben daha sonrasını düşünüyorum. Anlamadım. Yani Leyla, bir hedefin olsun. Hedefine giden yolda yapman gereken her şeyi yaparsın çünkü. Kendinden nefret edersin. Ama yine de yaparsın. Sen hiç sevmedin mi kocam? Sevdim. Hem de çok sevdim. Nasıl bu kadar kolay vazgeçebildin o zaman? Sadece kendin için olmadığını düşününce vazgeçebiliyorsun. Bebek var doğru. Leyla. Annem diyor ki az sonra Nergis yengeler gelecekmiş. Kaynanası böyle görmesin. Hadi kalk.
Yüzüne gözüne çekileceğim ver. Tamer bir git başımdan ya. Leyla bak düzgün konuş benimle. Nişan mişan dinleme hadi kalk. Kalk kızım hadi hadi yürü. Ben içeri geçiyorum. Şimdi Yücel, benimle açık konuş. O Halil İbrahim'e kaptırdığın defterde başka kimlerin isimleri var? Bak yarın öbür gün karşımıza dikilip paramızı biz Levent'e güvendik de sana verdik derler. Beni uğraştırmayın. Kim bizim karşımıza dikilecekmiş ya? Halil İbrahim'e gitsinler. Senetler onda, defterler onda. Sen bir karışma Levent. Vallahi Nesin Bey, ben de sizin ne de Levent abimin adını hiçbir yerde kullanmadım. Da sizin üzerinize gelebilecek bir kişi var. Kimmiş la o? Yanık İdris. Hah. İdris pisliğini de bulaştırdınız bize. Ne bulaşacağız ya? Bizim üstümüzden para kazanırken iyiydi. Gelip bir şey sorarsa Yücel anlatır. Halil İbrahim bizim paramıza çöktü der. Başlatma Halil İbrahim'ine. O İdris nereden biliyor senin Levent'in parasını işlettiğini de sana para veriyor? Duymuştur bir yerlerden herhalde. Levent. Baba. O kaşını gözünü patlattırma bana. Adam gibi anlatın şunu. Baba. Biz bir sehem kuralım dedik. Hem herkes para koyarsa daha çok kazanırız diye. Kimse de karşımızda duramaz. Ama biz nereden bilelim bizim böyle habitatımız dağılacak, işler bu raddeye gelecek. Sehem kurmuşlar. Nasıl sehem kurduysanız gidip o ortağınıza diyeceksiniz ki Halil İbrahim bizim paramızı aldı. Biz payımızdan vazgeçiyoruz. Sen git o parayı tahsil et. O para da senin olsun. Atlar abi bunun üzerine. Onun bir sürü de psikopat adamı var. Hepsini salar Halil İbrahim'in üzerine. İşte o yüzden paramdan vazgeçiyorum Yücel. Yoksa saymayı bilmediğimden değil. Nesim amca sen daha bire paranı hibe ediyorsun. Vallahi yakında gelip annemden borç istersin ben söyleyeyim. Tamer'im bir dur ya. Sanki teyzemde o kadar para varmış gibi. Senin teyzendeki para kimsede yok da konu o değil şimdi. Allah'a mı? Hiç belli etmiyor abi. İçerim sevim için ondan para isterdim. İstemişsindir, istemişsindir. De o cimri teyzen param yok demiştir. Hoş geldiniz. Buyursunlar. Git Asiye'ye geldiğinizi söyle. Hemen. Asiye Hanım. Ha. Dünürleriniz geldi. Yesinler bakalım. Oy Asiye'm, can Asiye'm. Canım benim. Nergis. Ha. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne kadar güzelsin böyle kıpkırmızı ya. Sağ olasın, canım benim. Sen de çok güzelsin ha. Hoş geldin Nergis. Hoş bulduk Zuhal, hoş bulduk. Dursun abi. Nesim abiler dışarıda, siz Yavuz'la beraber gidin. Biz de bize Nergis'le biraz masa planı falan onlara bakalım. Olur, olur geçelim. Hadi. Asiye anne, bir şeyi görsem, Leyla'yı görsem de nişan öncesinde bir konuşsam. Leyla hazırlan iyi. Daha hayat boyu konuşacaksınız ha evladım. Şimdi ne konuşsa boş. Haydi. Yavuz. Annem. Sen geç babanın yanına ol. Tamam. Bir şey lazım olursa buralardayım.
Ne kadar güzel oldu. Ha? Olmuş, olmuş Asiye'm. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Ama yalan da söyleyemeyeceğim. Bu lokanta köşelerinde nişan hiç içime sinmedi. Bunu bil. Biz bu gece yalnızca aile arasında bir yüzük takacağız. Ben sana 40 gün 40 gece düğün yapacağım Nergis. Sen hiç merak etme. Sen üzülme Nergis. Masayı bu kadar tuttuğuna göre kimlerin geleceğinden haberin yok galiba. Biz bizeyiz. Kim gelecek? Nedim'e gelecek. Ya aradı. Leyla da bizim evladımız, Yavuz da dedi. Ben de buyurun gelin dedim. Aa Nedim'e, Nedim'e. Nasıl bir ciğer yemiş ki dün gelip bana yalvardı, yakardı. Şimdi buraya gelip boy gösteriyor. Bence Rızvan abi yara getirmesin onları. Tadımız kaçmasın Asiye. O Nedim'e bugüne kadar nasıl tadımı kaçırmış da bu gece kaçıracak ha? Yeğeni de gelecekmiş. Yılmaz. Onu da getireceklermiş. Dursun dedi ki onu yanıma bir yere oturtun. Rızvan'la Yılmaz hiç geçinemezlermiş. İşte o Yılmaz biraz benim tadımı kaçırabilir. Ya kardeşim, ne demek siz gelmiyorsunuz ya? Daha mekanın kapısında sıkıntı çıkartırlar, saldırırlar size. Saldırsınlar kardeşim. Ya anladık, tamam. Kurşun atmazlar. Yumruk da atamazlar da. Laf atarlar kardeşim, laf. Gidersin orada Zeynep'in yanında sana saçma sapan bir şey söylerler. Canını sıkarlar. İnat etme da. Yo yo, biz gelelim Halil İbrahim. Gerekirse içeri girmeyiz. Kardeşim korkmuş gibi sizi kapının önüne mi dikeceğim? Olmaz öyle şey. Kardeşim, sen oraya baldız hayırlı olsun demeye gitmiyorsun. Kızın nişanını bozmaya gidiyorsun. Bak illaki bir sıkıntı çıkacak. Saldıracaklar size. Dağ başı mı kardeşim burası? Polisi var, jandarması var. Allah Allah. Hayda. Sever o, sever. Çatışma olsun da nasıl olursa olsun sever. Jandarmaymış. Kim arayacakmış jandarmayı? Letolar mı? Vallahi benden canını kurtarmak isteyen kim varsa o arasın dayı. Ben efendi gibi karımı koluma takacağım. O yemeğe gideceğim. Nişanı bozup geleceğim. Bu. Ben hazırım. Hadi çıkalım. Siz gelmiyor musunuz? Biz davetli değiliz Zeynep. Gelmiyoruz. Ona bakarsan biz de davetli değiliz Temel. Ben gelmeyin dedim. Halil İbrahim, içeride belki bir şey olmaz ama dışarıda Yavuzlar Leyla'yı almaya kalktığımızda illaki sorun çıkarır. Tamam, çıkarsınlar. Ne yapabiliyorsa yapsın, görelim. Leyla'ya zarar verirler. Onu kastediyorum. Yani. İyi, tamam. Bravo Zeynep. Allah. Siz arkadan diğer araçla gelin. Eğer bir vukuat olursa Zeynep'le Leyla'yı kaçırırsınız oradan. Vukuat olursaymış. Yok, armut gibi bakacaklar. Yusuf, o Davut ara Davut'u. Bizimkiler olay çıkarmaya geliyor da. Aklın yolu bir. Armut diye senden bahsediyordu Osman. Surat yapma, biraz gülümse. Abi, bu arada ben sana çok kırgınım bilesin. Niye? Geçen benim düğünüme gelmedin de, o kadar davet etmeme rağmen. Gelseydim o düğün olmazdı. Gerçi gelmedim, yine de olmadı. Yok, oldu. Oldu da şey oldu. Yani işte dayım mayım vefat etti, böyle yarım oldu. Bir garip, saçma sapan bir şey oldu ya. Bu arada Asiye,
Başın sağ olsun diyeceğim ama herkesin başına bela bir adamdı kardeşin Cevat. İyi ki öldü. Yılmaz, o nasıl laf oğlum? Ölünün arkasından böyle laflar edilmez. Konuşsun, konuşsun. Bir gün o öldüğünde ben de onun arkasında konuşurum. Meydanda ipe çekmişlerdi onu değil mi Dursun? Evet. Yılmaz, uzatma, ayıp oluyor. Seversin, sevmezsin. Masada herkesin akrabası. Sevmem. Ama doğru söylüyorsun. Olmuş bitmiş bir mesele netice itibariyle. Rizvan Bey. Hı? Böyle mutlu günümüzde kızımızın nişanına niye istenmeyen misafirleri davet ettin? Ha? Asiye, ben hep bir büyük bir aile olmak istedim. Defaatle bunu dile getirdim. Ama her seferinde bir engel çıktı. Şimdi senin dediğin gibi bugün mutlu günümüz. Mutsuzluğu bir kenara bırakalım. Gençlerimizle mutlu olalım. Çok haklısın Rızvan abicim. Çok haklısın. Ama nedense kızımız pek mutlu görünmüyor. Baksanıza yüzünden düşen bin parça. Leyla, mutsuz musun yavrum? Hı? Yani öyle bir şey varsa, evimize zorla gelin gelecekse şimdiden bilelim. Nergis, benim kızım iyi terbiye almış bir kızdır. Öyle nişanı var diye göbek atacak hali yok. Oraya buraya kaçacak hali de yok. İşte edebiyle böyle oturur. Bu gece biter mi acaba? Neyse şimdi öyle fazla lafı uzatmayalım. Böyle güzel güzel yüzüklerimizi takalım. Tatlı tatlı pastalarımızı yiyelim. Tatlı tatlı da buradan ayrılalım. Tamam mı? Nezim, bu işi yapmak sana düşer. Siz erkek tarafısınız, biz de kız tarafıyız. Bu işi sen yap. Hadi çocuklar. Hadi kızım. Hadi kızım. Hayda. Çek elini belinden Selim. Herkese söylüyorum. Bu gece burada çatışma çıkmayacak. Özellikle Zeynep Leto buradayken. Artık Leto değil, Karasu. Hala Rızvan Leto'nun kızıdır. Haddini bil. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Hoş geldin Halil İbrahim. Hoş bulduk Şota. Zeynep Hanım, içeride tatsızlık çıkabilir. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Siz söyleyin. Sen dışarıda bir tatsızlık çıkmasına engel ol yeter. Yok, burada bir tatsızlık olmaz. Osman, Turan, siz burada bekleyin kardeş. Biz Temel'le içeri kadar eşlik edelim. Buyurun. Gençler, bu hayatta en önemli şey ailedir. Yuva kurmaktır. Ne oluyor lan? Ha? Kusura bakmayın.
Geç kaldık. Kız kardeşimin nişanına gelmek istedim. Her ne kadar aranızda bizi görmek istemeyenler olsa da... sonuçta biz de bu ailenin bir parçasıyız. Bu ailenin bir parçası mısınız? Yılmaz abi. Sen bu ailenin en kıymetli parçasısın canım. Canım kuzeyim. Dünya güzeli. Vay vay. Damatta namı kadar varmış. Halil İbrahim. Yılmaz Marten. Zeynep'in dayısının oğluyum. Memnun oldum. Yok ya. Bu gece bitmez. Büyüklerin yanında olmaz. Zeynep, yapmadığın kalmadı. Kanımızdansın diye sustuk, yutkunduk ama yeter. 6 şu adamı git. Olay çıkmasın. Ben olay çıkarmaya gelmedim. Çoğunuz bilirsiniz. Olay çıkarmaya böyle sessiz gelmem. Karımın kız kardeşi nişanlanıyor. Kendisi burada olmak istedi. Bana düşen de ona eşlik etmek. Yoksa hiçbirinizin yüzüne hasret değiliz. Bırak. Ne dedi lan bu? Karın mı dedin lan sen? Ne diyorsun lan? Oğlum. Zeynep! Levent! Ne diyorsun? Levent. Abi! Burada değil. Abi. Gel. Biz bu sabah evlendik. Resmi olarak eşiyim yani. Aslında seni de bekledik gelirsin diye ama haberin olmadı demek. Geleceğim ben, geleceğim. Ben daha son sözümü söylemedim. Zeynep, bilirsin kızım seni severim. Duydum ki sevdiğine kaçmışsın. Burada çoğumuz da öyle yaptık zaten. O yüzden başımızın üstünde her zaman yerim var. Ama niye geldin be kızıma? Niye geldin de bu kadar insanı gerdin? Söyle bir. Hı? Şunun için geldim Nergis yenge. Kız kardeşim oğlunuz Yavuz'la evlenmek istemiyor. Asiye? Ha. Bana ne sorarsın? Aa, kızıma sor. Leyla. Ben bir laf ettim. Ben yaşadığım sürece... kimse zorla... istemediği biriyle evlendirilmeyecek dedim.
İstemiyorsan söyle kardeşim. Alıp gidelim seni buradan. Kimse kılına bile zarar veremez. Rızvan. Anladık. Bu mekanla ilgili verilen sözler var. Gelenekler var. Ama benim de sabrımın bir sınırı var. Bir şey diyeceksen de artık. Dursun. Bence gayet yerinde bir soru. Bırakalım Leyla cevabını versin. Biz de ona göre gerekli veya gereksiz pastamızı yer gideriz. Aslında benim kızım... Bir dakika. Herkes kızım hakkında konuştu. Bırakalım biraz kendi konuşsun. Benim Leyla'm Yavuz'la evlenmek istemezse... Kimsenin söyleyecek bir lafı yok. İstediğini yapar, istediği yere gider. Bu kadar. Karar senin. Kimle konuşuyorsun sen? Kimseyle. Nasıl kimseyle? Ver onu. Ne olacak? Ha? O yolda ablam mı seni kurtaracak? Ha saftirik kızım benim. Ha? Beni iyi dinle. Bu elindeki parmağa bu gece o yüzük takılacak. Yoksa o hastanede yatan serseri ölür. Neden bahsediyorsun anne? Eğer bu çocuğu zerre kadar sevdiyse o kulaklarını iyi aç. Ben anlaşma yaptım. O ölmeyecek. Hatta cezaevinden çıkarım, yerine başkası yatsın. Leyla ondan vazgeçti dedim. Yalan söylüyorsun anne. Ben ölenle kalanla ilgili yalan söylemem. Anladın mı? Kararını vereceksin. Ya özgürce ne yaparsa gidecek, nerede olacaksa olacak ya da ölecek. Kararı sen ver. Sinirlendirme. Ablacığım, korkma söyle hadi. Bir şey yok tamam mı? Bak biz buradayız, söyle hadi. Evlenmek istiyorum. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Leyla'cığım. Bak belli ki bir şeyler söylemişler, korkutmuşlar seni. Ama bir tanem korkma, doğruyu söyle tamam mı? Hani telefonda konuşmuştuk ya. Biz buradayken kimse sana bir zarar veremez. Kimsenin bana zarar vereceğinden korkmuyorum. Ben bu evliliği kabul ettim abla. Leyla. Kes Nesim abi, kes. Kes ki bunların seslerini kessinler, hadi. Hadi. Hayırlı uğurlu olsun. Aferin. Leyla'cığım, hayırlı olsun. Umarım mutlu olursun.
Hadi Zeynep. Durun, durun. Ben sizinle bir müjdemi paylaşmak isterim. En azından siz de bizim ailemizin bir ferdisiniz. Biz senin hiçbir şeyin değiliz. Ya bir sürprizi dinle bakalım. Aslan oğlum Tamer'le güzeller güzeli kızım Eda Nur yakında karı koca olacak. Ne diyor lan bu? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? Öldürürüm lan sizi. Eda Nur ne diyor bu Ali İbrahim? Lan öldürürüm sizi. Lan şurada bırak. Lan. Yasemin'in ölümüne sebep oldum. Bu kadar zoruma gitmedi. Yazıklar olsun sana. Koy verdin gittin beni, oy koy verdin gittin beni. Allah'ımdan bulasın. Oy Allah'ımdan bulasın. Kimse almasın seni, kimse almasın seni. Yine bana kalasın. Kimse almasın seni, oy kimse almasın seni. Yine bana kalasın. Sevdim senin aşkın, ciğerlerimi dağlar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen oy? Sevdim böyle ağlar. Sevdun böyle ağlar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen? Ay sevdun böyle ağlar. Sevdun böyle ağlar. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Özür dilerim. Bugün seni düşürdüğüm durum için ne olur affet beni. Önemli değil Zeynep. Üzme kendini. Belli ki kızı bir şekilde tehdit etmişler. Ama bu konuda elimden daha fazlası gelmez. Yok, zaten sen elinden gelenin fazlasını yaptın. Sana bir şey daha söyleyeceğim. Eda Nur'la ilgili. Zeynep, o konuda zaten yeterince tepemin tası attı. Sinirlendim, daha fazla konuşmak istemiyorum, lütfen. Ama bunu bilmen gerekiyor Ali İbrahim. Sakladığın bir sürü sır var, biliyorum. Şimdi ben de sana bir sır vereceğim. Ama kimseye söylemeyeceğine söz verirsen. Tamam, söyle. Söz ver. Söz. Eda Nur'la en son konuştuğumuzda ben de ona söz vermiştim. Konuştuklarımızı kimseye anlatmayacağıma dair. Sana bile. İçine doğmuş gibi Halil İbrahim bir gün senin kocan olursa ondan hiçbir şey saklama. Benim düştüğüm duruma düşme demişti. Neden bahsediyorsun Zeynep? Eda Nur intikam için o evde. Temel'e hala deli gibi aşık. Hatta hepinizi çok seviyor. Nasıl yani? Yaşadıklarını hazmedemediği için herhalde. Yaşadıklarını, Yasemin'in ölümünü, karnındaki bebeği. İyi de böyle oyun mu olur ya? Hem kendi hayatını tehlikeye atıyor hem de Temel'inkini.
Ne söylediysen vazgeçiremedim. Asiye'nin evinde her gün size dair bir plan yapılıyor. Ben burada olmazsam eğer herkes ölür dedi bana. Hatta abimin geldiği gün bana Eda Nur haber vermişti. Sen nasıl sakladın bunu benden? Sen bunu Temel'den nasıl saklayacaksan öyle. Öyle bir şey yok. Ben bunu Temel'den saklayamam. Hayır, hayır Halil İbrahim. Bak bir söz verdin, sözünde dur lütfen. Benim sevdiğim Halil İbrahim sözünü tutar. Ne yapıyorsunuz siz burada? Hiç. Yani konuşuyorduk. Allah Allah, gündüzler çuvala mı girdi, gecenin bu saatinde dip dibe girmiş konuşuyorsunuz? Zeynep yürü git odana, beni delirtme. Tamam. Tamam. Halil İbrahim sözünde duracak mı durmayacak mı onu söylesin, ben gidip uyuyacağım. Adamsa sözünde durur. Ha, eğer adam değilse zaten boş ver, bakma yüzüne, git uyu. Adamsın. Bana bak. Yarın öbür gün bir de çocuk yapıp yok mecbur kaldık, yok formalite icabı demeyin, beni delirtmeyin. Semacığım, hadi git yat sen. En sonunda bu gece bitti Fikret. Ne geceler. Ben seni yalnız bırakayım. Gitme. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Deli yürük. Dayıma bir şeyler var demişsin. Bir şeylerden daha fazlası var. Defterdeki her şey şifreli hala. Ben para transferlerini, banka hesaplarını falan araştırdım. Ama tefecinin defterindeki tek şey yerel esnafla yaptığı ticaret. Yani işte kuyumcuya para satmış, müteahhitten para almış falan filan. Bizim işimize yarayan şeyler değil. Ama bir yerden para girişi var. YM diye bir kod isim var. Ben yeminli mali müşavir falan olabilir dedim ama... Levent'e Lek yazmışlardı. Bu da birinin kısaltmasıdır. Levent bunların yanında küçük kalıyor. Bence bu tefeci Yücel de kulpalara karşı salağa yatıyor. Yani
Onlar gibi adamların parasını işletiyorum imajı çiziyor. Ama aslında yaptığı şey sisteme toz parasını sokmak. Eğer dediğin gibiyse bunun altından bir şeyler çıkar. Ben Yücel'i bir konuşturayım. Bence Yücel paravan. Ben ETS kayıtlarından bir batakhaneye ulaştım. İdris Yanık diye bir adamı. Şimdi ben gidip adamı alsam en fazla cezai işlem uygularım. Bir de mekanını mühürlerim kumar oynattığı için. Yani bir şey çıkmaz. Ama sen bu İdris'i sorgularsan bunun arkasındaki bu YM kodu adlı adam illaki gelip seni bulur. Ama bunca yıl kendini böyle herkesten saklamış adamı ortaya çıkarırsak bunun geri dönüşü olmaz. Geri dönüşü olan bir yola girmedik Deli Yörük. Şu batakhane nasıl bir yer? Onu anlat bana. Ne kadar ipten kazıktan kurtulma adam varsa hepsini almış yanına koruma diye. Gerçi normal, batakhane işletiyor. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. Yok da bu adam büyük balık. Yani biz bu adamı ortaya çıkaralım derken kendimiz açığa çıkabiliriz. Çok üzüldüm vallahi. Emekli ikramiyenden olacaksın. Lan ciddi ciddi bir şey anlatıyoruz şurada ya. Olan olacak kardeşim. Ben haber veririm sana. Dikkat et ha. Eyvallah. Gözlemeler geldi. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun çocuğum. Hah eyvallah. Derviş, sen bu Halil İbrahim'i sağa sola tek başına gönderiyorsun ama bence bu doğru değil. Tefeci Yücel'in defterinde bir şey gördüm. Gidip bakacağım, geleceğim dedi. Ne yapsaydık? Peşine mi takılsaydık? Geldi geldi. Günaydın. Afiyet olsun herkese. Hoş geldin. Günaydın. Gel. Geldin. Eyvallah. Otursana, hiçbir şey yemeden çıkmışsın. Yok, çıkacağız. İşimiz var. Turan. Osman, Temel, hadi. Halil İbrahim, ağır mı giriyoruz, hafif mi? Hani ona göre arabaları hazırlayalım. Yok kardeşim, öyle bir şey değil. Bir arkadaşa bakıp çıkacağız. Ha. Ula Turan, kadınlar var da gidip adam vurup geleceğiz mi diyecek? Ula orada her şeyi söylüyorsun. Osman, mevzuyu bulandırma. Ağır mı, hafif mi dedim. Anlayan anladı da. Ben de onu diyorum. Herkes anladı cephaneden bahsettiğini. Şimdi anlamayanlar da anladı Osman. La havle ya. Hadi yürüyün, hadi. Hayırdır. Afiyet olsun. Onlar gittikten sonra konuşabiliyor muyuz? Bu tefeci Yücel kim? Defteri neden bizde? Hangi arkadaşa bakacaklar? Biz bir şey konuşmuyoruz. Sadece izliyoruz. Vallahi umudumuz sende Zeynep. Belki gece birileri sana anlatır da sen de sabah bize anlatırsın. Ya karışmayın çocukların işine, vardır bir bildikleri. Fatma babacığım, ne bildikleri olabilir ki ya? Daha düne kadar bizim kahvede kağıt peşindeydi bu çocuklar. Ne biliyor olabilirler? Bence derviş biliyordu nereye gittiklerini. Kahveye, kahveye. Kağıt oynamaya. Atamerim, ben de buralara gelip deşarj oluyorum. Yoksa bu aileyle delirmemek mümkün değil. Hele son olan olaylar. Ah ah. Tamer'im. Ama sen sakın buraya geldiğimizi evdekilere söyleme. Aramızda kalacak. Yoksa bozuşuruz. Buradan da masaja gideceğiz bari. Merak etme Levent abi. Bir saatte 10.000 dolar para kaybettiğini kimseye söylemeyeceğim sana. Tamer'im, Tamer'im. Büyük oynayacaksın. Büyük oynayan kazanır. Rest. Levent abi, daha önce büyük oynayıp da kazandığın oldu mu abi? Gördüm. Değil mi?
Ama Tamer'im sen beni daha ilk günden sorgulayacaksan seninle yollarımızı hemen ayıralım istesen de ha. Hem kim yiyecek o babamın paralarını, milyonlarını? Mezara mı götürecek adam? Değil mi? Yani abi ne oldu şimdi? Hadi da satranç mı bu? Gördüm. O zaman ben de seni gördüm. Levent Bey kazandı. Ben sana ne dedim? Tamer'im ben sana ne dedim? Benim de aşkta kaybetmemin sebebi bu. Kumarda kazanıyorum. Bakayım bunlara. Bir bunları böyle kule yap bunlardan, kocaman kule yap bunlardan. Dur. Seni gördüm. Ne kadar güzel bir gün bugün böyle be. Hep senin yüzünden ha. İdris! İdris bak bir gel. Gel ha buraya gel. Ya İdris, hani hep kasa kazanırdı daha? Demek ki bugün şanslı günündesin Levent. Vallahi bugün çok şanslı ama benim şansım değil. Bak Tamer'in şansı. Sen Tamer'le tanışmış mıydın daha? Bu araya çok güzel adam. Bizim ailemizin geleceği bu çocuk. Memnun oldum. Beyefendi, burası tribün değil. Oynayacaksanız oynayın, oynamayacaksanız çıkın gidin. Kime diyorum? Benden selam olsun Bolu Bey'ine, Bolu Bey'ine. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır, yaslanmalıdır. Nereden düştü bu adam? Sen ne işin var lan? Tam kazanırken olacak iş mi ya? Tam kazanırken ya. Sen hep topla da paraları. İdris ne oluyor burada ya? Topla paraları, topla. Temel, bizim kumar biter. Haydi. Rest. Kalkma lan yerden. Gel bakalım Tamer. Düşman geldi kalkın, çadır dizildi. Aman dizildi. Alnınıza ölen yazı yazıldı. Yazı yazıldı. Tüfek icat oldu. Mertlik bozuldu. Mertlik bozuldu. Eğri kılıç kında paslanmalıdır, paslanmalıdır. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu, mertlik bozuldu. Eğri kılıç kında paslanmalıdır, paslanmalıdır. İn arabadan. İn. Ben Halil İbrahim. Senin arkanda çok güçlü bir adam varmış. O adamın adını bana söyle. Yaşamana izin vereyim. La kahveci. Kopa dur da. Ne bırak. Karşındaki çocuk da çocuk. Ne çocuğu lan? Ne çocuğu? Dün Eda Nur'un elini tutarken de çocuk muydu ha? Lan! La oğlum, öyle her elini tuttuğumuz yüzünden öleceksek, ya sen beni öldür daha önce. Benim de Zeynep'in elini tutmuşluğum var. Sıra sana da gelecek Levent. Gelsin o sıra bana, şimdi gelsin, gel bana sık.
Kahveci gelmen lazım. Gel hemen Asık, gel. Bir sus da. Ne oldu lan? Konuşsana. Konuşsana lan, dilini mi yuttun? Temel, sakin ol kardeşim. Yapma Temel. Karışma Osman. Temel, bak biz bu değiliz. Sen bu değilsin oğlum. Bak bize yakışmaz oğlum. Bu şerefsizler bütün namussuzlukları yaparken yakışıyor. Ben bunun kafasına sıkınca yakışmıyor, öyle mi Turan? He? Kurban olayım Temel. Biz bunlarla aynı mı olacağız? He? Elinde silah olmayana mı sıkacağız kardeşim? Yapma. Temel, pişman olursun. Yapma. Hadi kurban olalım, hadi. Lan. Hadi kardeşim. Bırak. Düşman geldi tabur, tabur dizildi. Bak abisi, nasıl bir baba attığının farkında değilsin. İlla bir şey tutmak istiyorsan, benim karımın elini değil, belindeki silahı tutacaksın, çıkacaksın karşıma. Tamam? Tamam kardeşim, tamam. Tamam. Hadi Temel. Hadi kardeşim. Hadi. Uşaklar, hadi. Ha, gidiyoruz. Hadi Temel. Mertlik bozuldu, eğri kılıç kında paslanmalıydı. İdris konuştu mu? İsim verdi mi? Verdi. Hadi bakalım. Kim Ali Bey? Öğreniriz şimdi. Zeynep'in dayısının oğlu geldi. Yılmaz abimle senden bahsediyorduk. Otursanıza. Sana teşekkür ederim damat. Zeynep'imi hiç bu kadar mutlu görmedim. Herkes bir şeyler geveliyor ama benim umurumda değil. İki günlük dünya vallahi, tadını çıkartın. Doğru. İki günlük dünya. Zeynepciğim, bize birer kahve yapar mısın? Ben de o sırada biraz Yılmaz abini tanıyayım. Olur. Yaparım tabii. Mekanı basmışsın, adımı öğrenmişsin. Benim adım Yılmaz. İşkence gördüm, yılmadım. Vuruldum, yılmadım. Karımı, çocuğumu öldürdüler. Yılmadım.
Yani anlayacağın damat senin bu abin Yılmaz. Sen daha adımını atmadan ben nereye gideceğini bilirim. İdris'e de söyledim. Halil İbrahim mekana gelince adımı ver diye. Ama bir bakmışsın. Sen evine geldiğinde ben çoktan buradayım. Yani ben senin elindeki her şeyi alabilirim. Şimdi... söyle bakalım, damat. Sağ sola racon kesmişsin. Yarısını alırım diye. Benden neyi alacaksın? Ben seni hiç duymadım. Ama sen beni duydun. Sen benim için buraya kadar geldin. Ortaya çıktın. Arkandakiler de senin gibi tek tek ortaya çıkana kadar seni öldürmeyeceğim. Sen kimsin lan? Hı? Kime çalışıyorsun? Nerenin adamısın? Hangi devlete çalışıyorsun?